Tarih 3 Ekim 2008. Yer Hakkari Şemdinli Akdütün Karakolu. Irak'ın kuzeyinden gelen PKK'lı teröristler ağır silahlarla karakola saldırdı. Saldırıda 17 asker şehit düşmüş, 21 asker de yaralanmıştı. 23 teröristin etkisiz hale getirildiği o saldırıda kahramanca çarpıştı Okan Özel. Biz istirahat halindeyken Önder Asubay'ım gelip bizi uyandırdı. Havan atmamı istedi. Ben de havanı tezkereci askerdim o zaman. Tezkereme 43 gün kalmıştı. Havan atmak üzere yanıma gelip emir vermişti Önder Asubay'ım. Dediği koordinatlara ben havan atışını gerçekleştirdim. Atış başarılı 50 metre altına diye telsiz yanımızda tabii bu konuşmalar gerçekleşirken. İkinci pimi çektim havanın daha namludayken üst mevzime Şahin gözünün dibindeki uçak savar mevzimize bir roket girdi. Ondan sonra bunlar başladı. Belirlediğimiz daha önceden bizim stratejik gördüğümüz yerleri 48 tane havan atışı gerçekleştirdim ben bu süreç içerisinde. Daha sonra bir alt siperinde Bix'imiz vardı. Ben Bix'inin üzerine gittim daha sonra. Son 5-6 mühimmatım kaldı. Yanımıza çok yakınımıza havan roket düşmeye başladı. Üst bölgesindeki en ağır silah bendeki klasik havandı. Daha sonra uçak savarımız geliyordu. Benim alt devrem olan İsmail arkadaşımın dirseğine şaramel parçası saplandı. Roket o kadar artık yakınımıza düşüyordu. Roketler, havanlar. Ama orada öleceğimizi anladığım için dedim en azından daha icraat yapabileceğimiz bir yere konuma geçebilirim istedim. En azından 10 tane terörist öldürme hedefim vardı benim. Şehit olmadan önce 10 tane öldürelim. İzzetli, şerefli bir ölüm olsun. Şanlı, şerefli gidelim istedim ben her zaman çatışma boyunca. Bix'imizi başına geçtikten sonra atışlarımızı yapmaya başladım. Ama bir anda hani o kum gibi adamın çıkması bildiğiniz gibi değil. Ben o anı anlatamam aslında. Yani çok fazla tarifi yok. Fazla bir duygu yoğunluğu var. Fazla adrenalin salgılıyor zaten o süreç içerisinde. Ben geçtiğimde bir tane ilk Bix'iciyi gözüme kestirdim onlardan. Gündüz artık 12 saat sularında başlamıştık biz çatışmaya. 1-1,5 sularında ben Bix'inin başına geçebilmiştim. Akabinde ben o Bix'iciyi indirdim de yine gözetlemeye görerek atış yaptı. Bir de mühimmatımız kısıtlı. Doğru değerlendirmesek eğer toplamda mevzimde 1100 mermim vardı. Onu bir dakikada atıyordu elimdeki bir keyse silahı. Ben de bunu idareli kullanmak, emin olarak atış yapmak zorundaydım. Toplamda 350-400 mermi kadar yaktım. 5-5,5 saat kadar elimde Bix'i vardı benim zaten. Roket 300 metre mesafede ayağı bir anda kalktı. Elimde roket, yanında bir tane yardımcısı. O benden önce davrandı. Ben aha dedim, mazgala koydum. Gözetme penceresine biz mazgal diyorduk askeri terimde. Namluyu mazgala koydum. Terörist patlattı. Önce çeken vurur mantığıyla. Mevzime isabet etti. Bu sağ gözümü kaybettim. Sağ gözümden kan süzüldü benim o esnada. Silahımı kaybettim aynı zamanda. Silahım yamulmuştu. O aldığımız darbede mevzi tamamen infilak etmişti. Kumçuvalından olan mevzimiz. Bulunduğu mevzinin isabet almasıyla gözünü kaybeden Okan Özel kararlıydı. Sonuna kadar direndi teröristlere. Yaklaşık 5 metre altımıza indirdik. Dördüncü teröristten sonra yerimiz belli oldu bize. Daha sonra bulunduğumuz yer korucuların istirahat ettiği etrafı kapalı taşlarla örülü bir yerdi. 3 tane etrafımıza el bombası attılar. 2 tane kafamızın üzerine attılar. Bunlardan bir tane ilki zaten benim kafam üzerine denk geldi. Şöyle bir delik açtı kafam üzerinde. Sadece kafamda 200'den fazla şaramel parçası vardı. Çatışmalar sırasında vücudunda yara almadık yer kalmamıştı kahraman asker Okan Özalp'in. 17 silah arkadaşı ise vatan için can verip toprağa düşmüştü. Düştüğüm yer iki kayanın arasıydı. Mermiyi yedikten sonra o kuvveti anlatamam merminin verdiği etkiyi. Buradan delip geçtiği zaman kemiklerim yüzüme saplanmıştı benim. Kan resmen yüzüme fışkırdı. Tamponlayamıyorum çünkü terörist beni öldü bilmeli. Yoksa kafama sıkmaya geliyordu terörist. Adımlarını dinliyordum. Biraz yamaç bir yerdeydim. El bombası attı tekrardan. Ayaklarımdan şaraplenlerle yara aldım. Gözlerim açık bir şekilde
göğsüm şişip inmemesi için kesik kesik nefes alıp veriyorum. Terörist üzerime doğru gelirken Önder Asubay'ın kırmızı kod dediğimiz durum vardı bizim askerde. Oradaki birliğin düştüğü anlamına gelirdi bu. Daha bunu verdi Önder Asubay'ımız. Hava mevzu olarak da düştük. Bizi vurabilirsiniz. Tamamen Bayraktepe'yi silebilirsiniz tank ve top atışlarıyla. Bu şekilde durum gelişince beni vuran teröristin olduğu bölümde zaten görüntüler açık olduğu için arkadaşlar gündüz hala hava kararmak üzereydi zaten o esnada. Arkadaşlarımız beni vuran teröristi vurdu. Yaklaşık 75 metre çapraza fırladı bu. Paramparça olmuştu. Daha sonra zaten inceleme imkanı buldum bunları. Oradan ikinci atım yapıldıktan sonra ya Rabbi sana şükürler olsun diye fırladım, emniyetli bölgeye geçtim. Ölümün şeyini, ama soğuk nefesini tamamen gözlerimde şeyinde hissetmiştim. Yani bu farklı bir duygu. Al bayrağı sarılın, tabut düşünüyorsunuz o esnada. Yani empati kurmanız açısından ifade ediyorum. Anne babanız ne yapar? Tabii bunu evladım olana kadar ciddi anlamda anlayamamıştım. Şimdi Allah nasip etti, evladım oldu. Evladım olduktan sonra bu duyguları tadabildim, daha çok anlayabildim. Yani çok şükür yine Önder Asubay'ımızın verdiği o komutla hayatım kurtuldu.